Homeros M.Ö. 8. yüzyılda Manisa'da doğdu. Ömrünün son demine kadar Manisa Spil Dağı'nda yaşadı. Homeros, Spil Dağı'nın dünyadaki tüm dağların atası olduğunu, kum tanesini, çakıl taşını, kayaları, dağları dinleyerek su damlasıyla derelerle nehirlerle göllerle okyanuslarla konuşarak yosunun, otun, lalenin, çalının, çamın, çınarın rüyalarını onlardan dinleyip onlara yorumlayarak öğrenmişti. Kediler, tavşanlar, ceylanlar, atlar, kelebekler, güvercinler, kartallar Homeros'la sohbetlerinde Dünyanın herhangi bir dağı lav püskürecekse, Spil Dağı o lavın yüzde seksen beşini yer altındaki kökleriyle emer, onu hava baloncuklarına dönüştürür, Spil tepelerindeki obruklar sayesinde, Manisa semalarında, Zümrüt Anka olarak uçurduğunu anlatırlardı. tüm insan kavimleriyle Manisa'dan konuşurdu Homeros. Ağız dil kullanmazdı. Onlar da Homeros'la konuşurdu Güney Amerika'dan, Avustralya'dan, Çin'den. Kulağa ihtiyaç duymazdı. Bulutla, gökyüzüyle, yıldızlarla, uzay boşluğu ve diğer boyutlarla konuşurdu Homeros. Hızır Aleyhisselam ve Hazreti Süleyman yetiştirmişti onu.